her yönetimin büyük iddialarda bulunup vaatlerini gerçekleştirmediği yıllar çabuk geçmiş ve 2002 yılının sonuna gelindiği halde genç yaşlı herkesin temel ihtiyacı ve hakkı olan sağlık hizmetleri Bitlis'te ihmale uğramış ve fatura Bitlisli'ye çıkmıştı. Bitlisli sağlık ararken hastalığa terk ediliyordu. Hastaneye sağlam giren adeta hastalanıp çıkıyordu. Bitlis Devlet Hastanesi gerçekten o dönemki hali insanın tahmin edebileceğinin çok ötesinde bir durumdaydı. Böyle 8 kişilik odalar, ondan sonra 3-4 tane, 5 tane poliklinik odası, laboratuvar yok doğru dürüst. Eski bir taş bina ama gerçekten her tarafı dökülen, yıkılma tehlikesi içerisinde olan bir binaydı. Mesela mutfağa, hastalara ve personele yemek pişirilen mutfak bodrum kattaydı. Burada gerçekten fareler cirit atıyordu. Acil servis yine aynı şekilde bodrum katta başka bir yerdeydi. Evet, o dönem gerçekten birçok yerde iyi hastaneler yoktu. Ama Bitlis'te bunların da ötesinde gerçekten içler acısı bir durumdaydı Bitlis Devlet Hastanesi o dönemde. Valiliğin karşısındaki 25-30 yataklı devlet hastanesi Rahva'ya taşınmış, 100 yataklı olmuştu olmasına ama biriken ihtiyaçlara cevap veremediği de kısa sürede anlaşılmıştı. Yetkililer vakit kaybetmeden harekete geçmişlerdi. Bitlis'e 150 yataklı yeni bir hastanenin planlaması acilen yapılır o günlerde. Eski bir Bitlis Devlet Hastanesi'nde resmi olarak görünen 50 yatak vardı. Ama ben hiçbir zaman o hastanede 50 hasta yatırabildiğimizi görmedim. Çünkü gerçekten o kadar yatak yoktu yani. 25-30 civarında yatağı vardı ve söylediğim gibi yani birkaç odadan ibaretti. Böyle bir 6 kişilik, 8 kişilik odalar var. Hastalar böyle koşullarda yatıyorlardı. Evet, başlayan bir hastane vardı gerçekten. 12-13 yıl kadar kaba inşaatı bitmiş ve o şekilde bekleyen bir hastane vardı. 2002 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı hemen gerçekten çok acil bir ihtiyaçtı. Bahsettiğim gibi birçok yerde hastaneler belki iyi durumda değil ama Bitlis'teki durum çok daha vahimdi. Bu hastanenin bir an önce bitirilmesi gerekiyordu. Bakanlığımız da bunun değerlendirmesini yaptı o dönemde ve hastaneyi hemen 2,5 sene gibi kısa bir süre içerisinde, 2 sene gibi kısa bir süre içerisinde, 2,5 seneyi bulmadı, hastaneyi hizmete aldı. Hiç beklenmedik bürokratik engellerin çıkmasına rağmen, ilin siyasilerinin kararlı davranmaları neticesinde 150 yataklı hastanenin onayı çıkar. Peki açılan hastaneler boş mu kalacaktı? Doktorlar Bitlis'e gelmeyeceklerdi. Bu aşamada doktorlar tayin çıkıyor, doktorlar istifa edip Bitlis'e gelip çalışmıyorlar. Bakanlığa gidiyorum, müsteşarla görüşüyorum, bakan beyle görüşüyoruz, personel genel müdürle görüşüyoruz. Ya biz atamasını yapıyoruz, tamam sizin istediğiniz doktorları biz Bitlis'e göndermek üzere görevlendiriyoruz ama daha Bitlis'e gitmeden istifa edip gelmiyorlar dediler. Peki sebep nedir? Buraya biraz inceledik. Açıkçası tabii çok üzülmüştüm ben o zaman. İnsanlar o dönemde hem Bitlis'in tabii yokluklarıyla ulaşımda sıkıntı var, eğitimde sıkıntı var. Yani hastaneler çok kötü, hastaneler perişan. Gelip o sistemde çalışmak istemiyordu. Daha sonra biz baktık ki böyle olmuyor. Açıkçası hem bakanlıkla görüştüm hem sağlık il müdürüyle. Dedik ki bundan sonra Bitlis'e ataması çıkan, tayini çıkan doktorların bize bilgilerini verin. Biz kendimiz görüşeceğiz. Ne yaptık? Tek tek o doktorları arayarak tayini çıkmışsa Bitlis'i anlattık. Ya Bitlis'in güzelliğini anlattık. Bitlis'in insanlarını anlattık. Hatta bir adım ötesinde dedik ki tayini çıkan doktorları görüşelim. Biz eğer gelmeden istifa eden varsa uçak biletlerini alarak gönderdik. Gidiş geliş biletlerini göndererek gidin bakın eğer beğenmezseniz, Bitlis'i sevmezseniz, Bitlis'ten memnun kalmazsanız tekrar gelin. Tamam eyvallah ama gidin bir Bitlis'i görün. O dönemde ben çok iyi hatırlıyorum. Onlarca doktor bu şekilde uçak biletlerini biz gönderince ya bir gidip görelim dediler.
Yani burada bir şehir var. Biz nihayetinde hizmet edeceğiz. Yavaş yavaş bu duyuldu tabii. Oradaki davranış biçimi, sağlık il müdürünün onlara olan ilgisi, havalanının alması, karşılaması ve bu anlamdaki bizim ilgimiz siyasetinde destek olarak ne sıkıntınız olursa bizi arayın, her sıkıntıda yanınızda olacağız. Bu garantiyi de verince biraz en azından bu işi kırma noktasında o bir kırılma noktasıydı. Ondan sonra zaten birbirlerini anlatarak Bitlis gelip çalıştıktan sonra, insanını gördükten sonra, oradaki ortama alıştıktan sonra, orada can güvenliğiyle ilgili bir sıkıntı olmadığını gerçek anlamda kendileri teşhis ettikten sonra arkadaşlarını da kendilerini davet ettiler. Son yıllarda mecburi hizmet kurallarında Bitlis Devlet Hastanesi gerçekten çok tercih edilir hale geldi. Eskileri çok tercih edilmezken son kurallarda Bitlis Devlet Hastanesi uzman hekim arkadaşlar tarafından birinci, ikinci tercihlere yazılır hale geldi. Bunda tabii ki şu anki mevcut çalışan, aktif çalışan hekim arkadaşlarımızın da olumlu referans olmalarıyla Bitlis Devlet Hastanesi'ne daha önceden tanıdığı arkadaşlarına ya da daha beraber çalıştığı arkadaşlara önermeleri ve bu vesileyle Bitlis'e gelmeleri bu uzman arkadaşların tabii ki çok etkisi var. Bitlis'teki bu büyük dönüşüm kendisini ilk olarak doktor, özellikle uzman doktor ve diğer sağlık çalışanlarının sayısının artışıyla göstermiştir. Yanı sıra cihazların iyileştirilmiş olması da bugün il dışına sevk oranını çok büyük ölçüde azaltmış durumda. Eskisi gibi il dışına sevklerimiz yok. Sevklerimiz epey azaldı. Bununla da sağlık personelimizin kalitesinin artması, sağlık cihazlarımızın artması, hastanelerimizin kapasitesinin artması sebeptir. Mesela Bitlis Devlet Hastanesi'nde bölgede çok az olan MR cihazımız var. Çok kaliteli bir cihaz. 2 Tesla. Yine 3 boyutlu tomografimiz var. Önceden de zaten tomografimiz vardı. O yetmedi. 3 boyutlusunu aldık. Allah'ın izniyle. Çok kaliteli ultrason cihazlarımız var. Uzman kadromuz çok kaliteli. Uzman doktor kadrosu. 70 civarında uzman doktorumuz var. Yani 2000'li yılların başlarında 26 tane bütün ilde uzman doktor varken şu an sadece Bitlis Devlet'te 70 civarı uzman doktor var. Bütün ilimizde de 140-150 civarı uzman doktorumuz var. Hatta 25 tane de özel hastanedeki uzman doktora da katarsak bu sayı epey yükseliyor. İlimizde günde hafta içi günde 7 ila 10 bin civarı hasta bakıyoruz. Eskiye oranla çok ilerideyiz. Eskiye kıyas yapılamaz bile. Sevk oranımız %1'e düşmüş. %1'in de altına düşmüş. Tabii en önemli şey hastane yatak sayısının ve kalitesinin artmış olmasıdır. Eskinin izbe odaları yerini otel odası gibi mekanlara bırakmıştır. Bitlis'te bu tabloda yine Bitlislinin lehine renk değiştirdi. Bitlis'teki toplam yatak sayısı çok değil, 10 yıl önce 200 civarlarındayken şu an 700 civarında. Ve bu yataklarımız kaliteli yatak. Bu da nasıl oluyor? Her odada banyo tuvaleti olan, eskiden koğuş tipiydi. Yani insana yakışmayan şekilde tedavi alıyorlardı. Şimdi herkesin banyosu tuvaleti var odalarında, hastanelerimizde. Televizyon var, saç kurutma makinesi var, devamlı kapılarında temizlikçiler var. Bir sıkıntı olduğu zaman hemen çağırıyorlar, temizlikler yapılıyor. Buzdolapları var birçoğunda, odalarda. Yine kendilerine oda veriliyor, etajer var. Yani hastalarımız otel konforunda, 5 yıldızlı otel konforunda hastanede tedavi görmektedirler. Bitlis'teki bu büyük değişim, sağlıkta her alana yayılmış ve hizmet, ihtiyaç sahibi vatandaşın ayağına kadar gider olmuştur. Telefonla randevu sistemi ve istediği hekime muayene olma imkanları oluşturulmuş, 112 acil servis hizmetleri geliştirilmiş ve etkinleştirilmiş, yaşlılar için evde bakım hizmet ünitesi kurulmuş ve Bitlis insanı yıllardır özlemini duyduğu kaliteye ve kendisine verilen değere sonunda kavuşmuştur. On sene öncesine kadar küçücük bir böbrek taşı için bile bir başka ile gitmek zorunda kalan Bitlisli bugün
İl merkezi ve ilçelerde kurulu 5 hastanedeki 30 adet diyaliz ünitesiyle şifa bulabiliyor. Bitlisli'nin keyfi artık yerine gelmiş durumda. Bir gün mecliste oturuyorum. Üst düzey bir bizde görev yapan, üst düzey dedim, belediye başkan yardımcısı. Bitlis Belediyesi'nin belediye başkan yardımcısı geldi meclise. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Oturdu. Ya dedi işte 15 gündür ben Ankara'dayım. Hayır dedim, 15 gün ne yapıyorsun? Valla şeye geldim ben dedi, taş kırmak için geldim. Böbreğimde taş var, taş kırmak için 15 gündür Ankara'dayım. Ya nasıl olur dedim. Yani hemen onun yanından başhekimimizi aradım. Ya bizim hastanemizde taş kırma ünitemiz yok mu? Yok, cihazımız yok. Peki niye almıyoruz? Yerimiz var mı? Var. Niye almıyoruz? Valla dedi sayın hekim, hiç düşünmedik. Yani biz geldiğimizde yoktu. Onun için biz de hiç düşünmedik. Dedim hemen bir yer ayarlayın. Biz ne kadar para, ücreti şu kadar. Yapın hesabını, pazarlığınızı yapın. Ben buradan hemen para göndereceğim. Bir taş kırma ünitesi oraya kurun. Ve iki ay içinde biz Bitlis Devlet Hastanesi'ne hemen sağ olsun Sayın Bakanımız parasını gönderdi. Bitlis Devlet Hastanesi bir taş kırma ünitesi aldı ve o ünite kuruldu. Ondan sonra gelen hastalar Bitlis'te tedavi oldu. Yani bu kanıksama olayı insanlara o kadar alışmış ki yok ve olmaz. Ve düşünün, bir belediye başkan yardımcısı bütün işini gücünü bırakıyor, ailesini, çoluk çocuğunu bırakıyor. 15 gün boyunca Ankara'da sadece böbrekteki taşı kırmak için zaman kaybediyor. Taş kırma makinesiyle başlayan böbrek sağlığı ile ilgili çalışmalar, ilçelerde ardı ardına açılan diyaliz merkezleriyle çok büyük bir görevi yerine getiriyor. Hatta diyaliz hizmetini o kadar yaygınlaştırdık ki Hizan'da bile var. Hizan'da 5 tane diyaliz cihazımız var. O civarda 16 civarı hastaya hizmet ediyor. Ahlat'ta yine diyaliz cihazlarımız var. Adil cihazda kurulmak üzere. Zaten Tatvan'da, Bitlis'te zaten var. Hatta hepatitli hastalara diyaliz hizmeti verebilelim diye Tatvan'da hepatit C, Bitlis'te hepatit B cihazımız bile var. Yakalanan bu ivme Bitlis'e sadece hastaneler değil, bölgesinde örnek teşkil eden koskoca bir ağız diş sağlığı merkezi de kazandırmıştı. Merkez, kurulduğu günden bu yana Bitlis halkının diş sağlığında büyük rol oynar. Yine de ilin siyasileri bu işin profesörlerini Bitlis'e davet ederek daha çok katkı elde etmek isterler. Türkiye'de bir ilk daha gerçekleşir Bitlis'te. Buraya geliş amacımız şuydu, bu bölgede diş hekimleri vardı ama uzman diş hekimleri yoktu ve fakültemizin dekanı Sayın Profesör Doktor Derviş Yılmaz, Sayın Bakanımız Profesör Doktor Recep Aktağ'la bir anlaşma yapmıştı. İkisi de Bitlis'e muhabbetleri bilinen insanlar. Bitlis'e nasıl faydalı olabiliriz diye düşününce bu afiliyasyonlar dediğimiz üniversite Sağlık Bakanlığı işbirliği çerçevesinde oradaki ağız diş sağlığı merkezine Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden de uzmanlar göndermek suretiyle Sağlık Bakanlığı'nın buradaki hizmetlerini renklendirmek, çeşitlendirmek, halkın ihtiyaçlarını karşılamak ne derece mümkün olabilir? Bunu bir yerinde inceleyelim, tetkik edelim diye geldik. Türkiye'de ilk defa böyle bir şey oluyor. Yani özellikle de merkez üniversitelerinden, Ankara, İstanbul gibi merkez üniversiteden doğudaki bir şehre böyle bir hekim gönderilmesi suretiyle, diş hekimi gönderilmesi suretiyle özellikle böyle bir hizmetin ilk başlanabileceğini, yapılabileceğini biz göstermiş olduk. Bitlis'e ilk geldiğimizde, tabii çevre vilayetleri de Bitlis'i de biliyorum, bu kadar büyük ve modern bir ağız diş sağlığı merkezi bulacağımı tahmin etmiyordum ama oldukça modern, büyük, ihtiyaca yeterli donanımı içeren bir ağız diş sağlığı merkezi olduğunu gördüm. Ve Bitlis, 2002 yılına kadar ilçeler dahil sahip olduğu toplam hastane yatak sayısını sadece 10 yıl içinde 335'ten 730'a çıkarmıştır. Yapım hazırlıkları devam eden 400 yataklı eğitim ve araştırma hastanesiyle de 1200'e ulaştırmaya hazırlanıyor. Bir hayalle başlayan süreç
inançla ve Bitlis'e vefa duygusuyla birleşince şifa, deva, Bitlis insanının ayağına ilmek ilmek işlenerek gelmeye başlar. Bitlis, inşası devam eden 400 yataklı bölge hastanesiyle kelimenin tam anlamıyla sağlıkta bölgesinin merkezi olmaya şimdiden başladı bile. Tabi bu bizim çok büyük bir hayalimizdi. Nasıl bir hayal? Açıkçası o hayali anlatmak biraz zor. Yani çocuğunuz doğduğu zaman ya büyüsün, üniversiteyi okusun, evlendireyim. İşte en büyük muradınız neyse o çocuğunuzla ilgili. Ve iyi bir iş yeri açarsınız. Ya şu iş yerinde benim hayalim bu. En son hedefim bu dersiniz. Ve üniversiteye girersiniz genç olarak. Ben işte üniversiteyi bitireyim de mühendis olayım. En son şu işleri yapayım. Bir hayal kurarsınız. Açıkçası bizim sağlıktaki ben kendi kendime hep bunu hayal ederken de bir bu işin bir finali olması lazım. Bu işin gelinen noktada aldığımız yolda bu bize yetmez. Bir finali olarak da bir eğitim araştırma hastanesi ilimize kazandırıp bir bölge hastanesi kurup bütün Doğu Güneydoğu'ya hizmet edecek bir hastanemiz hep olsun diye hep bunun çalışması ve hep bunun hayali içindeydim. Ve Allah'a milyonlarca şükür ediyorum. Yani sağlıkta 10 senedir yaptıklarımızın inşallah finali ve bütün hayalimizin karşılığı olarak bu hastane bittiği zaman o zaman biz asıl sağlıkta tam kendi ayakları üzerinde duran ve bütün hayallerini gerçekleştiren bir ekip olarak hem ekip olarak hem de bir olma inşallah mutluluğunu yaşayacağız. Niye? Çünkü bu hastane hem Norşin hem Bitlis hem Tatvan üçgenine yapılıyor. Bunu özellikle belirlerken de çok uğraştık. Orada karayollarının arazisi var. Oraya olması lazım. Karayolları arazisini vermiyor. Ve Allah razı olsun Sayın Ulaştırma Bakanımızla görüştüğümde bu hayalimi anlattım. Ya buraya bu hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Yani bu hayalimizi bizim kursağımızda bırakmayın. Bu hevesimizi kırmayın. Bu araziyi Sağlık Bakanlığı'na verin. Biz bu hastaneyi buraya yapalım ki hem Norşin hem Tatvan hem Bitlis'in hastanesi olsun ve diğer ilçelere de yakın olsun. Ve Allah razı olsun. Ulaştırma Bakanımız öyle hevesimizi görünce dedi ya nasıl kırarım? Dedi ve hemen tek imzayla o 170 dönüm araziyi kendi arazilerini Sağlık Bakanlığı'na devretti. Ve orada şimdi inşallah gerçekleşiyor. Temel atıldı, başlandı. 400 yataklı hastane Bitlis'e ne gibi faydalar sağlayacak? Mevcut hastanelerden ne farkı olacak? Tabii bu hastane açıkçası şu anda hizmet veremediğimiz branşlarda özellikle en çok önemsediğim ve şu andaki Bitlis Devlet Hastanesi'nde de olmasını çok arzu ettiğim ama yeterli gelmeyince başaramadığımız özellikle kalp damar cerrahisi ve anjiyografi bölümünü de inşallah içereceği için çok mutluyum. Biz yeni açacağımız eğitim araştırmada artık kalple ilgili, anjiyografiyle ilgili artık başka yere sevk yapılmasını hem engellemiş olacağız. Çünkü şu anda Bitlis'te bir anjiyo yapmanız gerekiyorsa, damarda bir tıkanıklık olduğunu görüp bir stent takılacaksa hemen ya Diyarbakır'a ya Van'a veya Ankara'ya sevk ediliyor. Ama biz bunun sözünü aldık. Doktorlardan da gelip çalışma sözünü aldık şimdiden. İnşallah Allah nasip eder. O hastanemiz biter. Bize ömür verir görürsek inşallah. O hastanemizde şu an Bitlis Devlet Hastanesi'nde, Tatvan'da veya diğer ilçe hastanemizde olmayan özellikle en çok önemsediğim kalp damar cerrahisi ve anjiyografi aynı zamanda da ona bağlı bütün birimler. Kardiyologla ilgili genişletilmiş birimler olacak. Ve özellikle çocukla ilgili tabii ona paralel ayrı bir çocuk hastanesi yaparak, diğer hastaneyi küçük çocuk hastanesi yaptığımız zaman da bölgede şu anda en fazla ihtiyaç olan yeni doğan çocuk bir yoğun bakım ünitesi. Onu da inşallah Bitlis'te güçlendirip ve artık bölgeye hizmet eden diş hastanesiyle birlikte düşündüğümüzde, şu an diş fakültemiz var, diş hastanemizi de ona göre güçlendiriyoruz. Şu andaki diş hastanemizi tahminen bu sene sonuna kadar en az 40 diş hekiminin çalışacağı bir modern bir merkez haline getiriyoruz. O hastanede bizim şu anda diğer hastanede yapamadığımız diğer hizmetlerin yanında bir de orası Bitlis'e iş kapısı olacak. Orayı bazı kardeşlerimiz hiç iş imkanı olarak tabii değerlendirilmiyor. Ama biz şunu görüyoruz. Şu anda aynı muadilde, aynı kapasitede olan hastaneler Ankara'da, İstanbul'da, farklı yerlerde
Mesela Ankara Bilkent'teki Eğitim Araştırma Hastanesi'nin aynı ölçüsünde olacak o hastane. Ve o hastanede şu anda sadece dışarıdan hizmet alımı olarak 1200 kişi çalışıyor. Ben inanıyorum ki Bitlis'teki, Rahva'daki o hastanede de açıldığı zaman en az 1000'in üzerinde gencimize yeniden bir iş imkanı sunacak. Yani sadece hastane açmıyoruz. Aynı zamanda büyük bir fabrika da açıyoruz. Artık doktor yokluğundan Bitlis'te ocaklar sönmüyor, analar, babalar, evlatlar ağlamıyor. Bitlis'te bir mucize mi olmuştu? Yoksa başka bir şey mi? Bu bir inanç ve kararlılık meselesiydi gerçekten. Çok buna inanmış insanlar göreve geldiler. Karar verme mekanizmasında göreve geldiler. Biz Bitlis'te birinci meselemizin sağlıkla mücadele, doktorsuzlukla mücadele, oradaki yokluklarla, yani tıbbi anlamdaki yoklukla mücadele olduğunu açıkçası birinci hedefimize koyduk ve bununla buradan hareketle yola çıktık. Bunu bir mucizeye atfetmek herhalde çok büyük bir haksızlık olacak. Soruyorum, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, memnun musunuz? Emin olun, yani memnuniyet oranları çok çok yükselmiş yani. Demek ki insanlara hizmet ettiğiniz zaman bu insanlar size gereken hakkını da veriyor. Yani hakkınız neyse onu da veriyorlar. Bugün ne sunuluyorsa o gün bunların sunuluyor olması gerekiyordu. Yani bugün Bitlisli insanlar, Türkiye'de yaşayan insanlar nasıl bir sağlık hizmeti alıyorlarsa bunun 10 sene önce de 11 sene önce de böyle olması gerekiyordu. Ancak yoktu bunlar. Hiçbiri yoktu. Bu şu anda sunulan hizmetlerin. Şu anda tek kişilik odalar varsa, iki kişilik odalar varsa, her branşta uzman hekim varsa, temiz odalarda, yeni hastanelerde insanlar hizmeti alıyorlarsa o dönemde bunu almalılardı. Elhamdülillah, yani bu çalışmanın, azmin ve inancın karşılığı. Bitlis bunu hak etmişti. Biz de o azimle çalıştık, o aşkla, o şevkle çalıştık ve buna inandık. Biz eğer çalışırsak, uğraşırsak Bitlis'te sağlık sorunlarını gideririz. Buna inanarak yola çıkmıştık. Eğer vatandaşın büyük bir çoğunluğu memnunsa demek ki iş yerini bulmuş demektir. Vatandaş geliyor, soruyorum. Doktor bey, hamdolsun 250 yataklı hastanemiz var, ilçelerde hastanelerimiz var. Ve biz doktora gidiyoruz, doktorda bir sıkıntımız olmuyor. Artık Diyarbakır'a, Van'a, yani çevre illere, Ankara, İstanbul'a çok fazla gelme ihtiyacı hissetmiyoruz. Çok çok problemli problemler olursa geliyoruz. Güneş, Bitlis'in dağlarına güzel doğuyor. Şemsi Bitlisi'nin doğduğu topraklarda Umut en güzel isimdir bugün.